Merak etme, telafi edeceğiz. Evet, dönüyoruz dünyaya. Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm bulmak amacıyla yapılan Ukrayna Barış Zirvesi başladı. İsviçre'deki zirvenin açılışında konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ahmet, Rusya olmadan barış olmaz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan da Moskova'nın zirveye davet edilmemesine değindi. Rusya olsaydı daha sonuç odaklı olunurdu vurgusu yaptı. ABD'den ise Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık yardım açıklaması geldi. İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi başladı. Çok sayıda devlet başkanı, bakan ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı zirvede 2 yıl aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolları aranacak. Zirvenin açılışında konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Rusya ile diyalog vurgusu yaptı. Rusya olmadan bir barış sürecinin düşünülemeyeceğini hepimiz farkındayız. Kalıcı bir çözüm her iki tarafı da kapsamalıdır. Uluslararası toplum olarak bu yolun açılmasına yardımcı olabiliriz. Amacımız Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ilham vermek, buna doğru ilerlemek. Uluslararası ilişkilerin kurallara, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygıya dayalı olmasını sağlamak herkesin çıkarına olacaktır. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Fidan, oturumda yaptığı konuşmada Rusya'nın da zirvede olması gerektiğini vurguladı. Önümüzde Ukrayna barış planı var. Rusya da kısa bir süre önce kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki tarafta diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir. Çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise barış zirvesinde bile Rusya karşıtlığını açıkça ifade etti. Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık yardım yapacaklarını söyledi. Milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakları vardır. Devredilemez haklar vardır. Ukrayna halkını destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek için buradayım. Söz verdiğimiz gibi Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık yardım yapacağız. Bunun 500 milyon dolarlık bölümünü enerji yardımı olarak vereceğiz. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin birinci çıktığı Fransa'da halk ayaklandı. Ülke genelinde 640 bin kişinin katıldığı aşırı sağa karşı protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler ırkçılığa karşı sloganlar attı, dövizler taşıdı. Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin birinci çıkması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararı alması sonrası sular durulmuyor. Ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere 150 kadar noktada aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendi. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler Millet Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteriye meclis feshedilmeden önce milletvekili olarak görev yapan, boyun eğmeyen Fransa Partisi'nden Mathilde Panot ve Sosyalist Partisi lideri Olivia Faure gibi isimler de katıldı. Göstericiler, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin genel seçim kapsamında yüksek oy oranı toplaması ihtimali karşısında duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Erken genel seçimde sol ve çevreci partilerin ittifakı olan Halk Cephesi'nin milletvekili adaylarından yana oy kullanma çağrısında bulunan göstericiler, faşizm öldürüyor, faşizme karşı mücadele edelim ve Fransızlar çok çabuk unutuyorsunuz. Aşırı sağ iktidarı aldığında geri vermez yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca kortejin geçtiği sokaklarda duvarlara ulusal birliğe oy vermeyin ve içinde nefret barındırmayan parti istiyoruz yazıldı. Üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resimlerinin bulunduğu ve çalışanlar için bir numaralı halk düşmanı yazılı afişlerde bir binanın cephesine yapıştırıldı. Gösteride reklam panolarının ve otobüs duraklarının camları kırılırken yol ortasında yere devrilen bazı çöp bidonları da ateşe verildi. Polis cam şişe ve farklı cisimleri kendilerine fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Genel İş Sendikası aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilerde 640 bin kişinin yer aldığını duyurdu. Fransız basını da resmi makamların verdiği bilgilere göre gösterilerde 250 bin kişinin bulunduğunu, 21 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini, 9 kişinin gözaltına alındığını ve 3 polisin yaralandığını aktardı.
Evet, dönüyoruz. Yurda 8 yaşındaki oğluyla anne tartıştı. Bıçakla oğlunu yaraladı. Kayseri'de